Evet arkadaşlar, size İzmir'den ilginç bir anekdot anlatmak istiyorum. İzmir'in limanında, yani bugünkü Kemeraltı'nda Osmanlı'nın son dönemlerine kadar bir kale vardı. Bu kalenin ayrıntılı bilgilerini aşağıda yorumlar bölümüne bırakacağım linkten okuyabilirsiniz. Kendi yazım ve Kültür Bakanlığı'nın İzmir Kültür ve Sanat Dergisi'nde yayınlandı. Buradan bütün ayrıntıları, bilgileri alabilirsiniz. Size kısaca burada müzenin bahçesinde bulunan ve İzmir Haçlı Kalesi'nin şövalyelerine ait şövalye armalarını barındıran iki adet mermer parçanın tanıtımını yapmak istiyorum. Bunlar Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde yerde bulunuyorlar şu anda. Daha önce dikey vaziyette bulunuyorlardı. Fakat yere konmuşlar. Acaba bunlarla ilgili bir planlama mı var? Ondan mı kondu? Bilemeyeceğim. Fakat gördüğünüz gibi bunlar nadir görülen Haçlılara ait ve İzmir tarihi açısından da çok çok önemli olan parçalar. Orta Çağ dönemine ait parçalar. Bunların aslında şu anda çok daha korunaklı bir yerde olması gerekiyor. Maalesef bizde tarihi eser çok fazla olduğu için yere konmuşlar. Umarım hak ettikleri yere konurlar. Bu o dönemki Haçlı şövalyelerinin önde gelenlerinin şövalyelik armaları ve bütün Haçlı kalelerinde buna rastlayabiliyoruz. Anadolu'da ülkemizde Haçlı kaleleri de var. Pek bilinmese de, ama tabii ki bunların en merkezi yeri Rodos. Rodos Saint-Jean şövalyelerin merkezi. Fakat yine Saint-Jean şövalyelerinin Anadolu'daki müstahkem mevki de Bodrum Kalesi. Petrum isminden geliyor. Petrus'tan. Bodrum'un haricinde yine Bartın Amasra'da Cenevizler'den kalma, yine bu şövalye armalarının olduğu bir kale var. Yine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Haçlı kabartmalarını görebilirsiniz. Bu kabartmalar 1870 yılında yıkılan İzmir Liman Kalesi'nin, ki bu çok çok sonraları Osmanlı döneminde ikinci defa yapılıyordu. Çünkü Timur bunları yıkmıştı. Timur bunları yıktıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Venedik saldırılarına karşı tekrar kale yaptı. Bu da 1870 yılında yıkıldı. Muhtemelen bu daha sonra kullanılmak amacıyla İzmir Konak, Yeni Karamürsel'in arkası tarafı diye söyleyebilirim size. Katlı Otopark var biliyorsunuz Konak'ta. Yeni Karamürsel'in arka tarafındaki Devlet Opera ve Bale binasının yanındaki. Oradaki eski Osmanlı döneminden kalma cezaevi yıkılırken onun moloz taşlarının arasında bu kaleye ait iki adet şövalye kabartması bulunmuş tesadüfi şekilde ve müzeye nakledilmiş. Buradaki en önemli husus İzmir'in Orta Çağ dönemindeki iki önemli parçasını şu an görüyorsunuz. İzmir Liman Kalesi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki linkini koydum. Yazımı okuyun mutlaka ve yolunuz düşerse İzmir Arkeoloji Müzesi'nin bahçesine uğrayın.